Efendim tadımlık belgesellere hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz bölümde Kaz Dağları'nda keyifli bir geziye çıkmıştık sizlerle birlikte. Genellikle kanyonlarda, doğanın içerisindeydik. Bu kez yine Kaz Dağları'ndayız ama konularımız farklı. Güre yakınlarında Tahtakuşlar Köy Galerisi'ni herhalde duyanlarımız vardır. 1954'te Savaştepe Köy Enstitüsü mezunu, son mezunlarından bir tanesi Ali Bey Kudar tarafından kuruldu. 26 sene öğretmenlik yaptıktan sonra bu süreç içerisinde kendi olanaklarıyla topladığı tahtacılara ait eşyalar ve doğadan birçok ayrıntıları bir müze haline getirdi. Hem yurt içinde hem de yurt dışında ödüller aldı Ali Bey Kudar. Ne yazık ki 2019'da onu kaybettik. 87 yaşındaydı. Ben tanışma fırsatı buldum. İsterseniz onu bir hatırlayalım, analım. Arkasından Altınoluk'ta balıkçılarla randevum var. Köy enstitüleri kuruldukları 1940 yılından kapatıldıkları 1954 yılına kadar toplam 17.251 ilkokul mezunu öğrenciyi köy öğretmeni olarak yetiştirdi. Onlardan eli her şeye yatkın özverili öğretmenler kadar sanatçılar ve Fakir Baykurt gibi tanıdık edebiyatçılar da çıktı. Son mezun 1932 doğumlu Ali Bey Kudar ise üretkenliğini Türkiye'nin ilk köy galerisini kurarak gösterdi ve köyünün adını dünyaya duyurdu. Hep görmek istediğim bir yerdeyim. Bir köy müzesi. Aslında buraya bir müze demek doğru mu bilmiyorum. Çünkü burası bir galeri gibi. Büyük bir koleksiyon. Ali Bey Kudar tarafından oluşturulmaya başlanmış bu koleksiyon. Peki neler var içeride? Az önce dediğim gibi her şey var. Ama özellikle bu bölgede ormancılıkla uğraşan Türkmenlere ait olan etnografik eserler göze çarpıyor. Hemen arkamda onlara ait bir takım aletler, bunları ayrıntılarıyla gezmeyi düşünüyorum. Ve tabii ki eşsiz, çok değerli kıyafetler. Başka salonlarda biraz daha bana hitap eden hayvanlarla ilgili eserler, sergiler de varmış. Onları da gezmeden gitmeyeceğim tabii ki. Müzenin içerisinde dolaşırken standdaki eserler, tahtacılara ait o el aletleri ve diğer objeler. Bunları az çok anlamak, ne için kullanıldıklarını bilmek kolay. Ancak şimdi bulunduğum bölgede biraz daha semboller, gizli diller ortaya çıktı. Onları çözebilmek kolay değil. İşte Türkmenlere ait bir çadır, onun üzerinde kilimler, hemen yanında bir halı ve bu bir sözlü tarih. Hepsi birer sembol, hepsi birer anlam içeriyor ama bunu benim çözebilmeme imkan yok. Müzenin kurucusu Ali Bey'in oğlu Selim Bey bu dili çok iyi biliyor ve bize anlatacak. Bu halı ne diyor şimdi Selim Bey? Efendim, halılar aslında duvara asılan kalıcı kültür mirasımız. Kalı, kökü kalı, kalı olmuş galı, galı olmuş halı. Galın töreni çeyizi verme töreni değil, aslında kültürü devretme törenidir. Yeni bir evli çifte bir halı, 7 kat yer, 8 dünya, 9 uzay, uzayın arkası 10. kat diye, 7 kat yer, 9 kat halı yapılır, 10. kat tanrı katı diye o yapılmaz. Tabi halının göbeği kimliktir. Bunlar semboldür, bunlar motive edilip yapılıyor. Burada bir artı, yatık kare, 6, 6, 12 ve ok işaretleri koymuş. Bu da demektir ki hava, su, toprak, ateşten oluşan dünyada yeniden doğuşa inanan bir toplum dört yöne dağıldı. Göktürk Devleti'ni kuran 24 Türk boyundan 28 ay takvimine bağlı Salur Türkmeni, yani Selçuklu Türkmen halısı bu damgasıdır. Yani buraya kadar kimliğini açıklar. Kimliğini açıklıyor buraya kadar. Açıklar. Ondan sonra dünyanın, evrenin neresindeyiz onlar, dünya nasıl oluşmuş, evrenin neresindeyiz onlar anlatılmaya başlanıyor. Dünya uzun bir dönem ateş, kara ve sudan oluşuyordu. Sularla kaplıydı. Tabii önce ateş, sonra hava, sonra su oluşuyor. Sudan sonra toprak oluşuyor. Toprağın oluşumu da burada anlatılıyor. Ana erkil anlamında düz üçgen güneş, ters üçgen ay. Güneşle ay birleşir, hayat başlar diye altıgeni burada matematiksel olarak koyuyor. Evet. Ve damgasını da buraya yerleştirmiş.
bir halının üzerinde dünyanın varoluşundan günümüze kadar gelebildik. Harika var. Bir şey, evet. Çok ilginç. Bir ilginç şey daha benim dikkatimi çeken bir çadır. Bunu evet. Müzenin tam orta yerine kurmuşsunuz. Çadırımız Türkiye'de maalesef diyeceğim tek kaldı. 80-90 yıllık Ali Tuzlu dedemizin bir başka köyde ikametgah ediyordu. O vefat etti şu anda. O bize hediye etmişti. Katlanarak küçülen ve her parçası bir heybeye giren bu çadır için buralarda söylenmiş çok güzel bir söz duydum. Türkmen çadırını bir katır taşır ama keyfini 40 katır taşıyamazmış. Bundan fazla söze ne hacet? Bir kapıdan geçtikten sonra karşıma büyük bir kaplumbağa çıkıyor. O aslında tropik sularda yaşayan, yeryüzünün en büyük kaplumbağalarından biri ama nasıl olduysa yolu Edremit Körfezi'ne düşmüş ve burada hayatını kaybederek sahile vurmuş. Dermochelys coryzea türü yumuşak kabuklu deniz kaplumbağasını tahnit etmek çok güç. Ancak Ali Bey Kudar ve oğlu Selim Kudar bunu başararak dünyada sergilenen en büyük örneğine sahip olmuşlar. Tahtakuşlar Köy Galerisi'nin standlarında gördüğüm bütün eserler, burada tahtacıların kullandığı aletler, halıların üzerindeki motiflerin dili, her şey bana çok büyük bir zevk verdi. Bu müzeden biraz da üzülerek ayrılıyordum ki standlardan bir tanesinde dergilerin bulunduğu bölgede bir resim dikkatimi çekti. Bu bizim bir çalışma sırasında kanyonda çekilmiş bir fotoğrafımızdı. Ayak izlerinin yaptığı çalışma. O da bir derginin kapağında yer almış. O dergide bugün Tahtakuşlar Galerisi'nin standlarından bir tanesinde bulunuyor. Bu keyif bize yeter. Bu güzel müzenin varlığını ilkokul mezunu bir köy çocuğunu öğretmenlik eğitimi dışında farklı bakış açıları, kitaplar ve müzikle yoğurup geliştiren köy enstitüleri düşüncesine ve Ali Bey Kudar'a borçluyuz. Unutmadan, Ali Bey Kudar evliliğinin 50. yılında eşi için yaptırdığı büstü ona sürpriz yaparak davetliler huzurunda törenle açmış, vefakar bir eş aynı zamanda. Üstelik bu konuda bir ilk. Meğer son kez sıkmışım elini. Köy enstitülerinden mezun son talebelerden olan Ali Bey Kudar artık yok. Ama okuduğu okulun hakkını vererek bıraktığı unutulmaz izler hep yaşayacak. Sevgi ve rahmetle anıyorum. Altınoluk'a ilk geldiğimde balıkçıları açıkta avlanırken görmüştüm ve onların yanında olmayı çok canım istemişti. Kaz Dağları'nın yaptığı bir şey daha var. Akarsular vasıtasıyla denize çok miktarda organik madde taşıyor. Tabii bu da denizdeki balık zenginliğini arttırıyor. Sözleştim balıkçılarla. Bir gün sizlerle birlikte olalım dedim ve sabahın yaklaşık olarak saat 5'i. Olayı çok ciddiye almışım. Onlardan daha önce geldim ben. Şimdi onları bekliyorum. Birazdan balığa çıkacağız. Bakalım rastgele neler gelecek oltamıza. Günaydın Savaş Kaptan. Günaydın abi. Bitti mi sabah hazırlıkları? Aynen bitti. Gel geliyorum. Bismillah dedik. Denize açıldık. Bakalım bugün kısmetimizde neler var. Lüfer peşindeyiz. Şu anda ölü zargana ile avlanıyoruz. Bizden önce başka balıkçılar da denize açıldılar. Onlar da zargana avlamak için çıktılar. Buradaki ilişki şu. Zarganacılar tuttukları canlı zarganaları bize yetiştirecekler. Ve balıkçılar onları satın alacaklar. Bu sefer canlı zargana ile avlanmaya devam edecekler. Bu daha avantajlı balık tutma açısından. Yani böyle bir koordineli işbirliği halinde balıkçılar.
Savaş kaptan Deniz kaprislidir. Bütün vaktini bana ayır der. Doğrudur. Hiç insanın özel hayatı var mı yok mu, eğlencesi var mı, dinlenmeye ihtiyacı var mı yok mu pek dinlemez. Kaprislidir. Evli misin, bekar mısın? Henüz bekarız. Hobi avantaj. Yani ama inşallah düşünüyoruz yani biz de. İnşallah. Güneş kollarını yeni bir gün için yeryüzüne uzatıyor. Sıcak yatağında uyumak varken sabah ayazında ekmek derdine düşenlerin kısmetli bir güne ihtiyaçları var artık. Oltalar her defasında yeni bir umutla atılıyor denize. Hep tetikteyiz. Lüfer bu. Boş bırakırsan keser atar mısın eyi? Ve sonunda kısmetimiz açılıyor. Yapay resif atıldığından beri balık nefes aldı, yavru attı. Artık troller kazıyamıyor balığın kökünü buralarda. Evelallah boş dönmeyiz çıktığımız avdan diyor Savaş Kaptan. Sonra bir balık seviniyor, bir balıkçı. Zargana denizden yarım gelirse lüferin karnı doyuyor. Oltada lüfer görünürse balıkçının. Balık tutmak zevkli ama yorucu bir iş. Bugünkü sabah avına 3 lüfer tutarak katkıda bulundum ve biraz dinlenmeyi hak ettim. Doğanın burada yaşayanlar için tasarladığı birçok ayrıcalık var. Onlardan biri de güre kaplıcaları. Radyoaktif özellikleriyle de tanınan bu sıcak yeraltı kaynaklarının içerdiği zengin minerallerin kireçlenme, sedef, müzmin romatizmalar, cilt, guatr ve kadın hastalıklarına iyi geldiği iddia ediliyor. Bense duyduğum bir efsanenin doğruluğunu test etmeye geldim. Bu termal sular bölge için çok büyük bir avantaj. Bilinebildiği kadarıyla tam 1600 yıldır insanlar hamamlar kurarak bu sudan faydalanmışlar. Günümüzde yine modern tesisler yoluyla insanın hizmetinde. Kaz Dağları efsaneler diyarı biliyorsunuz. Denir ki Afrodit de buralara gelmiş ve bu suda yıkanmış. Güzelliğini de buna borçluymuş. Gerek Afrodit, gerekse Kleopatra. Anadolu'da hangi termal kaynaklarda, hangi havuzlarda yüzmüşlerse, hangi kıyılarda suya girmişlerse ben de onların girdikleri yerlerde suya girip yüzüyorum. Umarım ileride faydasını görürüm. Bir başka videoda tekrar buluşalım. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.